Kevin'da bayağı Oreo var. Hey! Benden kalanları aldın zaten. Ama kremalı kısmı en güzeli. Bir dakika. Kevin, şuna bir bak. Vay canına, kreması gittikçe büyüyor. Hepsi senin. Ha? Ama bu marshmallow. Nihayet cuma geldi. O dondurmayı nereden buldun? Sen ciddi misin Bella? Sadece tadına bakmak istedim. Dondurmayla kurabiye sever misin? O zaman bunun gibi keskin bir bıçak al. Ve kartonun üstünden kes. Böylece dondurma sandviçine tam uygun bir dilim elde edersin. Biri bunlardan mı ısmarlamıştı? Gel bana bakayım. Mükemmel bir lokma. Akşamüstü evde oturup kaldın mı? O zaman atıştırmalık maratonunun tam zamanı. Hey, elektriğe ne oldu? Hadi. Televizyon seyretme işi yalan oldu. Oh, elektriksiz hayat çok sıkıcı. Uykusu gelen. En azından güzel atıştırmalıklarımız var. Tatlı bir şeylere geçme vakti. Bunda bayağı iyiyim. Bak. Vay canına. Ben de deneyeyim. Evet. Hadi bebeğimizi atalım. Ay. Buldum. Metreyi de buldum. Bu işi nasıl daha da ilginç hale getiririz biliyor musun? Çok çılgınca olacak. Tam isabet. Kaydırak her türlü eğlencelidir. İyi ki eve giderken en sevdiğim sosisli büfesine uğramışım. Hey Vicky, o nedir? Sosisli mi? Yok, pek bana göre değil. Ama bayağı da açım. Acaba öğle yemeğinde ne yesem? Tavuk? Taco da iyi olurdu aslında. Yok ama dün gece yedim zaten. Hey krep! Bu tam aradığım şey işte. Ay Vicky, o ketçap şişesiyle sorun mu yaşıyorsun? Pekala, krep karışımını dökelim. Bu sefer büyük krepler yapacağım sanırım. Ay, tavaya isabet ettiremedim. Bunlar bayağı ilginç görünecek. Cidden mi? Hala ketçapı o şeyin içinden çıkarmaya mı çalışıyorsun? Bir dakika, aklıma müthiş bir fikir geldi. Elinde boş bir ketçap şişesi mi var? İyice temizleyene kadar suyla yıka. Sonra krep karışımını içine dök. Şişeye koyacağın miktarı yapacağın krep sayısına göre ayarla. Bayağı bir krep karışımı oldu. Kapağı tak ve işte başlamaya hazırsın. Artık karışımı tavaya dökerken her seferinde ortalığı batırmaktan kurtulacaksın. Oo, bu bayağı büyük bir krep olacak. Pekala, şimdi çevirme vakti. Çok iyi oldu. Ve göz açıp kapayana kadar krepler birikti bile. Bacanına bütün tabak sadece senin için mi Sofya? Hey Vicky, biraz ister misin? Bir sürü yaptım. İkindi kahvaltısı zamanı ve peynirli tosta tam doktorun önerdiği şey. Şunları kızartıcıya sokayım da çabucak hazır olsunlar. Bunların kızarması da ama uzun sürdü. İyi de şimdiye kadar kızarmış olmaları lazımdı. Ekmekler içinde mi sıkıştı ne? Hey ekmek! Orada her şey yolunda mı ufaklık? Bu da neydi? Ne oldu Vicky? Ah şey, tam ekmekler niye dışarı çıkmadı diye bakıyordum ki birden bir patlama oldu. Ay canım, iyi olmana sevindim.
Ama şimdi de ekmek kızartma makinesi bozuldu ve hala açlıktan ölüyorum. Aslında biliyor musun, yeni bir ekmek kızartıcıya ihtiyacımız olmayabilir. Önce bir parça alüminyum folyo ser, üzerine de güzel bir dilim ekmek yerleştir. Ve üzerine en sevdiğin peynirden bir dilim koyup, en üstte de bir dilim daha ekmek yerleştir. Sonra folyoyu katla ve sandviçi tamamen kapla. Bu tamam olunca ütüyü üzerine bastır. Sonra diğer yanını çevir ve aynısını orada da yap. Bundan sonra ellemeden önce biraz soğumaya bırak. Tamam, hadi bakalım. Şuna bak, mükemmel bir peynirli tost olmuş. Peynir soğumadan ikiye bölsen iyi olur. Şimdi hadi şu erimiş peynirin tadını çıkarın. Evet, tam bunu kastediyordum. Vicky, atıştırmalığın hazır. İlk lokmayı sen al. Bu sefer gerçekten günü kurtardın Sofia. Bu şahane bir restoran, bayılacağına eminim. Oo, çok lezzetli duruyor. Alo? Alo? Hey, bir saniye, bir dışarı çıkmam gerekiyor. Yemek yerken arkadaşınızı beklemeniz gerekir ama bazen bu bekleyiş bir işkenceye dönebilir. Of, Emily kimle konuşuyor ki? Ama tek bir patates kızartması bile yeseniz gerisi gelecektir. Evet, başladı bile yemeye. Emily belki fark etmez ha. Tüm yemeğin bittiğini kesin fark edecektir. Ne güzel de tuttun öyle kendini Olivia. Hey, benim öğlen yemeğimi nereye gitti şimdi? Bu arada bu son parçayı ister misin? Yemeyeceksen alırım. Çikolatalı süt mü içiyoruz bakalım? Çok leziz. Ama şapırdatman gerekli mi illa? Ay pardon. Tamam, çok az kaldı. Sen bunu yaparken nasıl çalışmamı bekliyorsun? Emily sütü son damlasına kadar içmeye kararlı. Hiç tam bir kutunun hepsini içtiğiniz oldu mu? Oh. Tamam, artık yetti. Evden çalışacağım. Film izlerken uyuyakalmışım. Bir saniye. Duydun mu? Sanırım evde biri var. Cesur ol Sofia. Git bak bakalım ne oluyor. Buraya girince ne yapacağım ki? Bu yastık beni koruyamaz. Oh, bununla kendimi koruyabilirim işte. Tamam, içeri giriyorum. Oh, burada ne? Çikolata? Dondurma? Ne oluyor burada? Kim var orada? Hey, ne yapıyorsun bakayım burada? Ne? Efendim? Of, beni buldun ya. Ne yapayım? Canım azıcık tatlı bir şeyler çekmişti. Açlık bazen tarih dersi gibi hiç olmadık zamanlarda çökebilir. Of, hayır ya. Sana inanamıyorum Kevin. Sıramızın üstüne hep cips yaptın. Tamam. Temizlemek için benim ıslak mendillerimi kullanabilirsin. Öf ya, kazaydı alt tarafı. Hey, bir saniye. Aklıma şahane bir fikir geldi. Cips paketlerinin dağılmasını önlemek mi istiyorsun? Islak mendil paketinin plastik kısmını çıkar ve ıslak mendilleri kenara koy. Plastik kısmı cips paketine şöyle tak. Sonra bir bıçakla plastik şeyin içinden paketi kes. Aynen öyle. Şimdi plastik şeyi kapat. İşte istediğinde atıştırmaya hazırsın. Artık etrafa kırıntı saçmadan cipsini keyifle yiyebilirsin. Ay Kevin, ne iyisin. Cipsini paylaşıyorsun.